Bursa'nın Açık Hava Müzesi İznik'te fetih coşkusu yaşandı bugün. İznik'in Orhan Gazi tarafından fethedilişinin 686. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Orhan Gazi'nin at sırtında Yenişehir Kapı'dan ilçeye girişi canlandırılırken İznikliler mehter takımı eşliğinde ilçe merkezine yürüdü. İznik'in 1331 yılında Orhan Gazi tarafından fethinin 686. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törenler Orhan Gazi'nin Yenişehir Kapı'dan at sırtında ilçeye girişinin canlandırılmasıyla başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'yla İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala'nın da katıldığı törende İznikliler marşlar eşliğinde ilçe merkezine yürüdü. TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularının da katıldığı etkinliğe yağmurlu havaya rağmen ilgi yoğun. Medeniyetlerin kuruluşunda hep ilk aşkı olmuş İznik. İznik olmasa idi Bursa fethedilemeyecekti. İznik olmasa idi İstanbul fethedilemeyecekti. Anadolu'da bir yerde yaşamak isterseniz onların en başında İznik geliyor. İyi ki ecdadımız bu toprakları, bu güzel iklimi bize vatan kılmış. Yürüyüşün ardından düzenlenen törende konuşan Bakan Müezzinoğlu, dünyanın fetih ruhuna ihtiyacı olduğunu söyledi. İşgal medeniyeti dedikleri süreçlere baktığımızda oralarda haksızlıklar vardır, zulümler vardır, kan vardır. Bizim medeniyetimiz insanlık medeniyetidir. Bizim medeniyetimiz hak ve adalet medeniyetidir. Bugün esasında dünyanın da insanlığın da en büyük ihtiyacı olan bundan 686 yıl önce İznik'e gelen o fetih ruhunun yeniden insanlığın ihtiyacıdır.